Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum gıda mühendisi Bülent Şık. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bülent Şık için sadece gıda mühendisi dedim ama kendisi bir akademisyen, çevre ve insan hakları aktivisti, yazılar yazan, bizi gıda mühendisliğine yakınlaştıran insanlardan biri, gıdaya, kimyaya yakınlaştıran insanlardan biri. 3 kitabı var: Mutfaktaki Kimyacı, Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler ve son kitabı, özellikle bunu bekledim bu yayını da yapmak için, Çocuklar ve Gıda Güvenliği, Anne ve Babalar için Bir Rehber. Doğan Kitap'tan çıktı bu kitaplar. Biraz sizden bahsedeceğim, olur mu Bülent Beyciğim? Tabii ki, elbette. Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi'ne geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Gıda ve sularda katkı maddelerinin, çeşitli toksik kimyasal maddelerin kalıntılarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğretim üyeliği yaparken KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Şimdi biraz başlayalım istiyorum. Bülent Bey'le konuşmak istememin pek çok nedeni var. Biz yeme içmenin kamusal ve toplumsal yönünden yeni yeni biraz bahsetmeye başladık ama yeme içme sadece bireysel bir şey değil. Ekonomik bir yönü var, politik bir yönü var. Bu konuda da pek çok konuda olduğu gibi, sağlık konusunda olduğu gibi mesela, biraz yalnız bırakıldık. Bireysel hale getirildi. Sanki benim yiyeceklere bağlı rahatsızlık geçirmemin tek sorunu benmişim gibi. Çok iyi beslenirsem, bunu kendim öğrenirsem her şey yoluna girecekmiş gibi. Oysa bu büyük bir kamusal, toplumsal bir mesele, ekonomik mesele, politik yönü var. Bütün bunları da konuşalım istiyorum. Önceden konuşurken Bülent Bey dedi ki çocuklar üzerinden konuşalım. Yani çocuklar daha savunmasızlar. Onların bedenleri daha savunmasız ve onlar üzerinden konuşacağız. Gıdaların nasıl saklanması gerektiği, bunun kimyası üzerine basit ipuçları bile vereceğiz bu yayında ama sizin ailenizi çok merak ediyorum. Ahmet Şık çok uzun süredir, 2000 yılından beri bakınca arkadaşım. O Radikal'de çalışırken ben Milliyet'te çalışıyorum. Aynı yerden hemen her gün servise binerdik. Başından pek çok şey geçti. Aslında insanlar sizi iki kardeş biliyorlar ama üç kardeşsiniz. Ya bu ailedeki dayanıklılık, başkaları için çalışma, böyle birer toplumsal karakter de olma. Başınızdan bir dava da geçti. Yediğimiz ürünlerdeki zararlı maddeleri, açıklanmayan verileri açıkladınız, davalar da geçirdiniz. Merak ettim ben sonra nasıl bir aileden geliyorlar. Ben biraz baktım, araştırdım ama siz de belki analiz ediyorsunuzdur. Üç kardeşsiniz. Niye böyle insanlar oldunuz? Anneden mi, babadan mı, sudan mı, topraktan mı? Beda yani acaba. Uğur diye de bir kardeşiniz var. Üç erkek kardeşsiniz. Biraz evet. Anlatsanıza o aileyi. Evet, peki. Üç kardeşiz. Ahmet, Uğur, ben. Ahmet en küçük, Uğur ortanca kardeş. Uğur İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tiyatro müdürlüğünde çalışıyor. Nasıl bir aileyiz? Şimdi kestirmeden yanıt verip biz Adanalıyız deyip böyle bu soruyu hemen kısa yanıtlamak mümkün. Ama değil tabii. Söylediğiniz şeyi bir zaman zaman kendime de soruyorum. Yani bulabildiğim bir yanıt yok. Şunu söyleyebilirim belki. İnsanın belki çocukluk, o çocukluktaki deneyimler kalıcı olduğuna ilişkin bir ön sezim var. Yani ya biz mesela çok yoksul bir ailede büyüdük Adana'da. Babam belediye otobüs işletmesinde Arvas'ta şoförüydü. Annem ev hanımıydı ama evde çalışıyordu, yani terzilik yapardı, dikiş nakış yapardı. Adana'nın işte şimdi Varoş diye adlandırılan bir mahallesinde büyüdük. Ama aile, ya dönemin de belki ruhu öyleydi, politikayla ilgili bir aileydi. Yani annem CHP kadın kollarında çalışır, dayılarım işte politikayla ilgili, yakın çevre öyleydi. Rahmetli dayım bir suikastla öldürüldü, Kahramanmaraş davalarının avukatıydı. Hı hı. O bir politik figürdü zaten. Yani dönem olarak baktığımızda aslında bizim hani çocukluğumuzu şekillendiği dönem politikayla toplumun çok haşır neşir olduğu bir dönem. Yani şimdiye kıyasla. Peki şimdi de haşır neşir değil mi? Elbette, ama o dönemin ruhunun daha toplumcu, daha kamusal bir bakış içerdiğini düşünüyorum ben. Yani bir şekilde politika konuşulurdu. Ailenin bakış açısı da daha sol gelenekten gelen. Biz de o hamurda yoğrulduk. Ama sadece bununla açıklamıyorum.
hayatımda çok yer etmiş bazı olaylar var. Önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela rahmetli dayım, avukat olan dayımın yazhanesi benim gittiğim ortaokula çok yakındı. 78-79. 80'de bitirdim ortaokulu. Okuldan çıkıp dayımın yazhanesine çok sık giderdim. 79'un bütün bir yazı. Onun yazhanesi işte gelenlere çay veriyorum, işte bir şeyler yapıyorum. Dayım çok severdi beni. Kitap okumayı çok sevdiğim için. Mesela tehditler alıyordu o dönemde. CHP'den il başkanıydı aynı zamanda. Bu Maraş davalarıyla ilgili çok tehdit geliyordu. Mesela hiç unutmadığım bir olay. Koruma alsın. Hani bir polis, koruma polisi olsun. Korkuyor da annem, eşi, aile can güvenliğinden. Dayımın bir sözünü ben hiç unutmadım. Dedi ki yani bu insanlar beni öldürmeyi kafalarına koymuşlarsa bunu bir şekilde yaparlar dedi. Ben dedi bir koruma polisi alıp onun da hayatını tehlikeye atmak istemem, onu da öldürürler dedi. Bu bir vebaldir, bunu istemiyorum dedi. Ya şimdi mesela bunu hiç unutmam, aklımdan çıkmıyor böyle. Tabii sonra öldürüldü darbeden 4 ay önce Mayıs ayında. Arkasına 80 darbesi geldi. 80 darbesi toplumun üzerinden silindir gibi geçti. Bizim şu anda konuştuğumuz pek çok toplumsal sorunun köklerini orada bulabiliriz diye düşünüyorum. Darbe sonrası dönem etrafımızdaki çok sayıda insan, lise 1'deydim ben, görüştüğümüz, evimize gelen, giden, büyük bir kısmı hapse düştü, yurt dışına gidenler oldu. Bunlarla hani çevrelenmiş atmosferin içindeyiz. Evimiz mesela hep bir toplanma mekanı gibiydi. Komşularımız, yakın çevremizden eşi hapiste olan insanlar evde toplanır. Annem sosyal bir insandır. Öyle bir çocukluk dönemi oldu. Bunlar hep bizim şekillenmemizde rolü olmuştur diye düşünüyorum. Hayatımda lisedeki kimya öğretmenimin çok büyük rolü var. O dönemde o kadar ağır sorunlarla insanlar karşı karşıyaydı ki uzakta kaldık. Bir takım insanlar hayatımızda olmasaydı ne ben ne kardeşlerim bilmiyorum. Hayatımız nasıl bir rotaya girerdi onu kestiremiyorum. Annem dayım öldürülmesinden sonra çok ciddi bir depresyona girdi. Ben biraz da Adanalıca konuşmak gerekirse yırtık bir çocuktum. Sürekli birileriyle dövüşüyorum falan. Annemin bütün derdi bunu bir yatılı okula verelim. Beni bütün güvenli gördüğü yatılı okulların sınavına soktu darbenin önceki yaz. Hiç istemiyorum askeri okul sınavlarına soktu, maliyenin sınavlarına soktu. Adana'da ticaret lisesi çok güvenilir. Oranın sınavına soktu ve ben yani ticaret lisesini kazandım. Yani hiç istemediğim halde. Liseye başladım. Ayağımı sürüyerek gidiyorum. Darbe oldu tabii. Sonra Hikmet abi, annemlerin yakın komşusu, Gülay abla, öğretmen de onlar. Hikmet abi hapse girmişti. Bu hapse giren kişileri bir süre sonra serbest bırakıp izleme altına alıyorlardı o dönemde. Hani kimlerle bağlantı kuruyor falan onu izliyordu. Çok kısa bir süre hapisten çıktı. Bir hafta 10 gün kadar dışarıda serbest kaldı. Ve bize gelmişti. Ben ticaret lisesine gidiyorum falan. Dedi ki, Fatih abla, Hüseyin amca, hani annem babam. Dedi, ne yaptınız hani Bülent, niye ticaret lisesine gitti? İşte annem bir şeyler söyledi falan ama hani yani öyle gelmiş, öyle gittik. O bana hep söylerdi, sen bir bilim insanı olacaksın. Ve ciddi bir işkence görmesine rağmen, problemler içerisinde olmasına rağmen, o bir hafta içerisinde bir organize etti arkadaşlarla benim kaydımı. O dönemin düz lisesi, normal lisesi. Böyle bir liseye aldırdı. Ben ticaret lisesine gitmeyi istemiyordum çünkü. Hiç istemiyordum yani. Beni o liseye aldı. Sonra tabii tekrar hapse gitti. O bir hafta arasında onu yaptı. Sonra lisedeki kimya öğretmenimiz Ruhi Hoca, benim üzerimde çok emeği vardı. Zor bir dönemdi. Bir şekilde elimi bırakmadı. Gıda mühendisliği bölümünü seçmemde de onun rolü vardır. Dedi ki bu geleceğin mesleği, mutlaka bunu yaz. Öylece o yola girdim. Velhasıl belki uzun oldu ama. Yok yok, çünkü şeyi çok merak ediyorum sizlere bakarken. Yani Ahmet Şık diyoruz ama çoğu insan biliyordur diye düşünerek söylüyorum. Hem gazeteciyim, şimdi bir siyasetçi, Türkiye İşçi Partisi'nde milletvekili. Çok değerli bir, sevdiğim de bir insandır. Ama bu kadar yoğun bir direnişten bahsederken bir insanın ne kadar neşeli, ne kadar esprili olduğunu bazen göz ardı ederiz, fark etmeyiz. Özellikle tanımayanlar bilmez ama sizlere bakınca o yaşam ışığını da çok görüyorum. Ve bu nasıl oldu diyorum. Sorun biraz da o, da onu da merak ediyorum aslında. Bence içinde büyüdüğümüz ortamla çok ilintili. Yani Nilay, mesela ben Nilay diye hitap edeyim. Tabii siz lütfen. Bana bey demezseniz çok mutlu olurum. Ya ben mesela Ahmet Uğur için de bunu söyleyebilirim. Ben ilkokul 4. sınıftaydım. 76 ya da 77. Bir ayakkabıcıda çalışmaya başladım. Şimdi ben size o çocuk yaşta yaptığım işleri yazsam, tezgahtarlık, halıcılık, dayımın kebapçı dükkanında çalıştım, marangozhan. Şimdi yani şu an için baktığımızda, tabii o dönem öyle bir dönem değildi ama yani çocuk emeğinin gaspı diyebiliriz yani. ama tabii şöyle, aslında zorunluluklardan olduğunu fark ediyorum.
Evet, yani mecburen çalışmak zorunluluğu vardı. İşte tarımla uğraşan arkadaşlarım, çocuklar da tarlada çalışıyordu. Biz Adana'nın periferisinde bir kent hayatının kıyısında yapılabilecek işler neyse özellikle tatillerde, yaz dönemlerinde çalışıyorduk. Bize çok ciddi direnç kattığını düşünüyorum bunun, ama tersi de olabilir. Yani çok ezilebilirdik ki o tip örneklerden de anlatmak mümkün. Ama karakteristik olarak baktığımda annem ve babamın rolünün büyük olduğunu düşünüyorum. Hani bu tarz bir karaktere sahip olmamızda. Annem çok dirençli bir insandır yani. Çok mücadelecidir. O da ilkokul mezunuydu. Ortaokulu, liseyi benimle beraber okudu mesela. Dışarıdan sınavlara. Ben ona ders çalıştırırdım. Ya ne güzel. Lise mezunu oldu. Memuriyete başladı ve çok kolay olmadı mesela. Hep ailenin itirazları vardı o dönem. Sene 78, 79, 80 o yıllardan söz ediyorum. O kadın çalışmaz yani. Dirençli ve haklarını koruma konusunda çok cevval bir insandır benim annem. Babam daha iyimser, daha sakin bir insandır. Dolayısıyla evde o açıdan bir denge olduğunu söyleyebilirim yani. Babam da annem gibi olsaydı biz nasıl olurduk bilmiyorum. Açıkçası çok da iyi olmayabilirdi, emin değilim yani. Hani bunu bir denge olması açısından söylüyorum. Darbe sonrasındaki problemli dönem, dayımın öldürülmesi, arkasında çok kısa bir süre sonra anneannem kalp krizinden, üzüntüden vefat etti. Berbat bir dönem o 3-4 yıl. O dönemde evde mesela sakin, iyimser bir insan olması çok kıymetliydi. Babamın rolü böyle bir şeydi. Dönem başka bir dönemdi. Ben şimdi 83-87 dönemi mezunuyum. O dönemde aldığım gıda mühendisliği eğitiminin çok daha kamusal, çok daha toplumcu bir bakışa sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beslenme sorunlarını biz kamusal meseleler üzerinden tartışırdık derslerde, üniversite eğitiminde. Dolayısıyla hani dönem de başka bir dönemdi. O dönem bizi yoğurdu. Şu an Adnan'ı onunla andığım çok sayıda insan vazgeçmediler. Onca zorluğa karşı, işte hapse düşmelerine, başlarına bir sürü iş gelmesine rağmen bir şekilde hayatlarına devam ettiler. Bunu kıymetli buluyorum. O acı, o travmatik süreç, evet bir takım yoksunluklara, yıkımlara yol açtı. Çok bariz. Ama bırakmadı insanlar. Bunu çok kıymetli buluyorum. Bu vazgeçmeme, bırakmama halini ben kendimde gözlüyorum. Ahmet'te gözlüyorum. Uğur da öyledir. Annem babam da öyledir. Babam çok ağır bir iş kazası geçirmiş biri. Çok genç yaşta, 30 yaşında. Yani belediye otobüs işletmesinde çalışıyordu. Otobüs şoförüydü babam, Adana Belediyesi'nde. Otobüsün altında kaldı. O dönem hayatta kalması bir mucize. Hayatı boyunca ayağında bir büyük yarayla yaşadı. Hastane hayatımızın bir parçasıydı. Ama yani dönüp baktığımda ne kadar az gerçekten şikayet ettiğini, o durumu tevekkülle kabul ettiğini ve bir şekilde hayatına devam etmenin yolunu bulduğunu düşünüyorum. Ya şimdi öyle bir şey ki Nilay Hanım, hayatın belli dönemlerinde babanın ayağında bir yara açılırdı. İçine yan yana 3 tane büyük ceviz sığdırabilirsiniz ve kemiğe kadar inen kocaman bir yara. Aylar sürerdi mesela bunun tedavisi falan, neyse. Ve annemin çok ciddi sağlık sorunları oldu. O travmatik süreçler tetikledi tetiklemedi bilmiyoruz. Dehşet hastası benim annem. Ve çok zor bir dönem geçirdi 80'li yıllarda. Ben şeyi gözlüyordum onlarda. Hayata sarılma hali. Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. İdealize etmiyorum tabii kesinlikle. Yani bütün zaaflarıyla bir sürü şey anlatılabilir. O dönemin bizde bıraktığı olumsuz izler de vardı. Kendi hayatımda da görebiliyorum. Yani akademisyen olmayı çok istedim ben. Çok yani üniversitede öğrenciyken. Ama bütün o travmatik süreçler o kadar ertelenmesine yol açtı ki. Ben 28 yaşında lisans üstüne başlayabildim. Ona rağmen bırakmama hali anneden de miras, babadan da miras belki. Babam hayatının son 10 yılını gözleri görmedi, kör geçirdi. Çok zor oldu çünkü yürüme problemi de vardı kazadan ötürü. Ona rağmen işte bir radyosu vardı. Mesela radyo dinler, haber dinler. Halit Ruyes'in hiç bozmadığı. O tevekküle sahip olmayı isterim gerçekten. Bizde böyle bir şey var yani sonuna kadar. Bir şeyi yapma duygusu, iyi yapma duygusu. Bilemiyorum yani herhalde buralarda. Mutfaktaki kimyacının girişinde sizin bir teşekkürünüz de var. Şöyle diyorsunuz, çocuk yaşta bizi mutfağa sokup sadece yemeği değil, yemek yapmayı da sevmemizi sağlayan anneme, Fatma Hanım'dan bahsediyorsunuz. Evet. Sonra başkalarının acılarından asla beslenmememize sağlık veren babama, Hüseyin Bey'den bahsediyorsunuz diye evet, bir teşekkürünüz evet. var. Hı-hı. Ve bunun yanı sıra eşleriniz, Ahmet'in de sizin de mesela Hı-hı. ya da çocuklarınız Hı-hı. belli ki size destekler, Hı-hı. size çok güveniyorlar. Bu çok büyük sevgi ve inançla olabilir. Birbirinizin davasına inanmakla da olabilir. Kesinlikle haklısınız. İlk önce şunu bir sormak istiyorum. Gıda mühendisi nedir? Ne yapar? Hangi alanlarda çalışabilir? Gıda mühendisliği bölümü üniversitelerin, mühendislik fakültelerinin bir bölümü. Çok temelde baktığımızda
gıda mühendisleri aslında gıda üretiminin tüketimine kadar bütün zincirde görev alabilir. Neler bizim alanımıza girer? Gıdaların üretimi, yani başlıca ilgilendiğimiz konu bu. İşte sütten süt ürünleri yapmak, peynir, yoğurt vesaire. Etten et ürünleri yapmak, işte baklagillerden başka bir şeye dönüştürmek. Yani et, süt, yumurta, bitkisel besinler, gıda üretimiyle iştigal edilen her alan gıda mühendisliğinin çalışma alanına girer. Şimdi imalat işin bir yönü, disiplinlere ayırırız bunun için. Meyve sebzeyi ayrı çalışırız, sütü ayrı, biyoteknolojiyi ayrı çalışılır. İmalatın yanı sıra üretim tüketim sürecinde gıda güvenliğinin bir alanı mikrobiyolojidir. Patojenleri, hastalık etkenlerini kontrol etmektir. Bir alanı toksik kimyasallarla engellemek, önlemek. Bir başka alanı gıda katkı maddeleridir. Çok sayıda katkı maddesi kullanılır vesaire. Bir alanı proses bulaşanları dediğimiz bölümdür. Yani siz gıdayı üretirken bir sürü teknik araç gereç kullanırsınız, yöntem kullanırsınız. O yöntemlerin kendisi de bazen sağlık için zararlı maddeler üretir. Yani bilim ve teknolojinin bir karması, hangi disiplinler burada çok baskın? Biyoloji, kimya, fizik en önemli. Hani üç ana disiplin diyebilirim gıda mühendisliği eğitiminde. Ve onların tabii türevleri. Kimya özellikle son derece önemli. Gıda kimyası bizim en önemli, yani en kritik derslerimizden birisidir. Ne yapar gıda mühendisleri? Her türlü gıda imalatı yapılan yerde o imalatın insan sağlığı için zararlı olmayacak şekilde uygun bir teknik yöntemde yapılmasını sağlamak en başlıca görevimiz. Bunun yanı sıra gıda güvenliği alanında özellikle kamu kurumlarında, işte Sağlık Bakanlığında, Çevre Bakanlığında, Tarım Orman Bakanlığında, yerel yönetimlerde tüketici sağlığını korumaya yönelik çalışmalarda, laboratuvar çalışmalarında ağırlıklı olarak görev alabiliriz. Yani sulardaki toksik kimyasalların izlenmesi olur, gıdalardaki çeşitli sağlık için zararlı etkenlerin incelenmesi olabilir. İtalya'da ihraç ürünlerin incelenmesi olabilir gibi. Temelde baktığımızda çok hani kabaca söylersem bu. Türkiye'de 800 bin civarında gıda işletmesi var, irili ufaklı. Bu işletmelerde görev alabiliriz. Kamuda görev alabiliriz, yani kalite kontrolünü ya da gıda güvenliğini sağlamaya yönelik kamusal faaliyetlerde görev alan gıda mühendisi sayısı. Devede kulak diyebilirim. En başta söylediğiniz meselelerle çok önemli. Artık biz sağlık meselesini bireysel mesele gibi ele alıyoruz artık. Kamusal mesele olduğunu farkında değiliz. Gıda, beslenme, diyet konusunda yapılacak çalışmalarda görev alacak insanlar aslında bir yönüyle önleyici tıp, koruyucu tıp hizmeti veren insanlardır. Çocuk çağı obezitesi çok ağır bir sorun bizim ülkemizde. 3 milyon obezite sorunu yaşayan insan var. Çok ağır bir kiloda olma hali ciddi bir sağlık sorunudur obezite. Ama bu 3 milyon insanın %60'ı çocuktur. Türkiye'de yaşayan pek çok insanın ekonomik durumu artık çok daha kötü. Derin yoksulluk ağı diye bir şey var. Hacer Hogga'yla röportaj yaptığımda mesela böyle günlerce içim karalar bağlamıştır. Bebek beslenmesinden bahsediyordu. Zaten sizin kitabınızda var bebek mamaları. Onların içerikleri. O da diyordu ki bebekler mamayla bile beslenemiyor. Hani anne sütüyle de beslenemiyor yeterli beslenme olmadığı için. Şekerli su içiriyorlar insanlar. Daha doğuştan obeziteye giden bir yol. Şimdi obezite nedir? Neler buna yol açar? Üç ana mesele olduğunu düşünüyorum ben. Hepsi birbiriyle bağlantılı elbette. Bir tanesi yetersiz beslenme, açlık. Açlığa bağlı çocukların büyümesinde gerileme. İşte bu bodurluk hem fiziksel hem bir takım hani mental sorunlar doğurur. Bilişsel sorunlar doğurur daha doğrusu. Oranı nedir? Türkiye genelinde %2.3 olduğunu gösteriyor çocuk nüfusta. Bu kırsal bölgelerde %6'lara kadar çıkıyor, bölgesel olarak farklılıklar var. Bu çok yüksek bir oran. Yani Avrupa ülkeleriyle kıyas edilemeyecek ölçüde yüksek bir oran bu. Genelde kırsalda, hele de biraz da ekip dikim bir şeyler yapıyorsa daha iyi beslendiği düşünülür. Öyle değil. Bölgeler arasında çok ciddi farklılıklar var. Bir meselemiz bu. Yetersiz beslenme ve açlığa dayalı büyüme ve gelişimde sorunlar, yavaşlama, gerileme sorunları. İkincisi çocukluk çağı obezitesi. Türkiye'deki çocukluk çağı obezitesi bir çığ gibi geliyor. Her yıl %8 artıyor. 3 milyon obezite sorunu yaşayan insanın %60'ı çocuk nüfusu oluşturuyor. Ve obezite çok ağır bir sorun. Nedir? Aşırı kilolu olma hali. Nedir yani bu sorunun kökeni diye baktığımızda biraz sonra şekerli, ilave şekerli gıdalara değinebiliriz. Tabii çocuklar diyorum ama çocuklar en kırılgan, en hassas kesim olduğu için çocuklar diyorum. Yoksa aslında toplumun bütününü ilgilendiriyor elbette. Üçüncü büyük mesele toksik kimyasallardan kaynaklı maruziyet sorunu. Nilay, çok ağır bir sorun bu. Yani neden çocuklar bu kadar hassas toksik kimyasallara? Hayatın anne karnında başlayan dönemiyle ilk 5 yılı hücre büyümesinin, doku gelişiminin en hızlı olduğu zamanlar ve
bu dönem toksik kimyasalların etkisine karşı da çocukların en hassas olduğu dönem. Birkaç örnek vereceğim. Çok tartışılan, mesela benim çok sık yazdığım, takıntılı olduğum bir konu klorpirifos. Bir tarım zehiri. Çok sayıda üründe var ne yazık ki Türkiye'de. İhraç ürünlerinin 3/2'sinde çıkan bir zehir ve yıllardır uğraşıyoruz. Hani uğraşıyoruz derken çok sayıda örgütle, hatta meclisteki çeşitli vekil arkadaşlarla bir türlü yol kat edemedik. Hala kullanılıyor, yoğun kullanılıyor. Çocuklarda ciddi nörolojik hasara yol açan bir kimyasaldır, toksik maddedir. Mesela klorpirifos gıdalarla bünyemize aldığımızda, tabii miktar çok yüksekse ağır bir zehirlenme tablosu oluşturur. Düşük miktardaysa işte kronik dediğimiz, hani etkilerini çok hissetmeyiz ama uzun vadede gördüğümüz bir zehirlenme tablosu oluşturur. Bir yetişkin bir maruziyette klorpirifosu bünyesinden 6 saatte atabiliyor. Karaciğer dolaşım sistemi onu elimine ediyor. Atıyoruz vücuttan. 5 yaş altı bir çocukta bu süre 36 saat. Neden? Metabolik süreçleri olgunlaşmamış, karaciğer enzimleri yetişkin gibi değil. Daha çocuk yetişiyor, büyüyor. Vücut da aynı şekilde adapte olacak. İşte bağışıklık sistemi gelişmemiş vesaire. O dönemdeki toksik kimyasallar çocuklarda çok ciddi sorunlara yol açıyor yetişkin yaşlara geldiklerinde. Hatta bir takım hastalıklar çok daha erken yaşlarda görülebiliyor. Özellikle çocukluk çağı kanserlerindeki artışta toksik kimyasalların yaygınlığı arasında, küresel sorun olarak yaygınlığı arasında bağlantı kuran çok sayıda yayın var. Bu üç mesele bence Türkiye'deki çocuk sağlığını konuşacağımız, gıda güvenliği üzerinden konuşacağımız en önemli meseleler. Son derece kritik. Hepsi bir şekilde gıdayla bağlantılı. Daha geniş bir perspektiften baktığımızda içinde yaşadığımız çevre, gıda sistemi, ekolojik ortam, siyasal atmosfer vesaire gibi halka halka genişletebiliriz ki kitapta da bunu yapmaya çabaladım. Bir örnek vereceğim bu meselenin ne kadar kritik olduğunu anlatmak için. Kurşun, Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuklar için tehdit oluşturan en kritik toksik maddelerden biri olarak tanımladığı bir kimyasal. Çok ciddi nörolojik hasara yol açar çocuklarda. Yani ve kalıcıdır bu hasar. Mesela okula başlar çocuk, dikkat eksikliği, hiperaktivite, muhakeme gücünde gerileme, bilişsel yeteneklerde öğrenme güçlükleri kurşunla çok bağlantılıdır ve kalıcıdır bu hasar. Dolayısıyla yaşamın erken dönemlerinde çocukları kurşun maruziyetinden korumak inanılmaz önem taşır. Ülkemizde böyle bir konunun içinde olan uzmanlar dışında konuşulmuyor bile ya. Böyle bir kamusal sorunumuz yokmuş gibi davranıyoruz. Oysa gıda, çevre kirliliği, işte gemi sökümü, metalurji faaliyetleri, atıklar, plastik çöpü ithalatı, bunların hepsinin bileşke sonuçlarından biri gıdalara, sulara kurşun bulaşmasıdır. Ya da soluduğumuz havayla birlikte bünyemize kurşun girmesidir toz partiküller üzerinden. Niye önemli toz? Yani gıdadan sudan toza atlamayalım. Çocuklar yeryüzeyine yakın yaşar. Bu kadar basit. Yani toz yeryüzeyinde en fazla birikir. Ağırdır, katı partiküldür, aşağı çöker. Çocukların el ağız alışkanlığı vardır. Ellerine geçen her nesneyi ağızlarına götürürler. Dolayısıyla toz partikülü deyip geçmeyeyim. Oradaki toksik kimyasal maddeleri yetişkinlere kıyasla bünyelerine daha fazla alırlar. Bir başka mesele, büyüme çağındaki bir çocuk bir yetişkin kadar yemek yer. Nilay, kendimden örnek vereyim. 80 kiloyum ben. Diyelim ki günde 1 kilogram yemek yiyorum. 80'de biri ne denk gelir bu? 10 kilogram ağırlığındaki çocuk da günde 1 kilogram yiyorsa 10'da birine denk gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii. Vücuduna yiyeceklerle daha fazla toksik madde girer. Daha geç atar. Bunların hepsi muazzam sorun. Kurşunla ilgili Lancet isimli tıp dergisinde çok kıymetli bir çalışma yayınlandı önceki yıl. Türkiye'deki kurşun maruziyeti açısından risk altında olan 14 yaş altı çocuk sayısını 6 milyon 300 bin olarak tahmin ediyor. Bu anormal bir oran. Gıda güvenliği, halk sağlığı, çocuk sağlığı tartışmalarımızın odak noktasında kurşun olmalı. Akademikleri biz bunu aramızda konuşuyoruz, halk sağlığı uzmanlarla, gıda güvenliği çalışan arkadaşlar. Ama yani mesela bir siyasal partinin böyle bir meselesi olmalı. Anlatabiliyor muyum? CHP, SDP, İYİ Partisi iktidarı geçti. Ya bu çocuklarda böyle bir toksik kimyasal maruziyeti meselesi var. Biz bunu hangi politikayla önleyeceğiz? Yok ki böyle bir şey. Eleştiriyorum ama bütün partilere yönelik bu. İktidar partisi zaten o başka bir şey yapıyor. Onlar yıkım partisi gibi iş görüyor. Ama muhalefet partilerini özellikle hani yöneltiyorum bu eleştiri. Ve her toplantılarımda elimden geldiğince katılıp orada da dillendiriyorum. Hani eleştirip köşeye çekilme değil. Yapmaya çabaladığım şey biraz hani bu destek olma, nasıl değiştiririz bu süreci. Oradan çok katkı vermeye çabalıyorum gücüm yettiğince. Gıda ve beslenme sorunlarını bir tarımsal üretim meselesi gibi algılıyoruz. Bu çok eksik bir bakış açısıdır. Çok zayıf bir paradigma artık bu. Tarımsal üretimi biz iyi yaparsak sağlıklı beslenecekmişiz gibi düşünüyoruz. Hayır. Yani gıda bir bileşke sorundur. Hani matematikte ortaokulda kesişim kümeleri vardır ya, bir de kümenin ortasında kesişim
noktası vardır. Kesişim kümesi bir sürü halka halka orada bütünleşir. Bakın gıda sorunu içerisinde ekolojik tahribat, özellikle sulak alanların yaban hayatın tahribi, toksik kimyasal madde kirliliği çok ağır, çok yaygın bir sorun Türkiye'de bu. Hava kirliliği, gelir dağılımındaki eşitsizlik, özellikle tarımla uğraşan nüfustaki kadın emeği sorunu, çocuk işçilik sorunu, bunların hepsinin bileşke sorunudur. Türkiye'de 800 bine yakın gıda imalathanesi olduğundan söz etmiştim. İmalathanelerin büyük bir çoğunluğundaki çalışma koşulları orada çalışan insanlar için gerçekten bir faciadır. İşçi sağlığı, işçi güvenliği önlemleri son derece yetersizdir. Şimdi hani bu meseleleri görmeden ya da biraz daha hani çerçeveyi genişleteyim. Türkiye'de artık en ücra köyde bile işte bir takım marketler var. Gıda sistemi içerisinde ürettiğimiz binlerce sağlıksız ürün, ama onları kategorize ederim daha sonrasında. Hani işlenmiş paket ürün kötüdür gibi bir genellemeden kaçınmak gerektiğini, şiddetle kaçınmak gerektiğini düşünüyorum çünkü. Neye işaret ettiğimizi iyi söylememiz lazım. Her yerde bu sağlıksız ürünlerle artık tüketici nüfus kırkent ayrımı kalmadan karşı karşıya. Öyle bir gıda sistemi var ki bir büyük markete girdiğinizde ben bunu yaptım. Lütfen 5-6 yaşındaki, 4 yaşındaki, 7 yaşındaki bir çocuğunuzun boyuna eğilin. O boydaki bir çocuk neyle karşı karşıya? Öyle bir ürün dizaynı var ki yani çocuk yürüdüğü alanda kasaya gelene kadar kasa dahil bir dünya ürünle karşı karşıya kalıyor. Şimdi bunların bir kısmı bu paketli işlenmiş vesaire gıdaların bir kısmı elbette sağlık açısından problemsiz gıdalar. Ama büyük bir kısmı özellikle akademik literatürde junk gıda diye bizim adlandırıyoruz. Çöp gıda, ıvır zıvır gıda, Türkçe'de abur cubur diye yani çok yaygın kullanılır. Yiyecek ve içecekler. Nedir peki bu hani mesele yaptığımız problem olan ürünler? Mesele işlenmiş ve aşırı işlenmiş ya da ultra işlenmiş gıda kategorilerini iyi ayrım yapmakta. Medyada bu konularda sosyal medya dahil çok yanlış düşünme tarzı oluşturuldu. Paketli işlenmiş gıda kötüdür. Bana çok sorulan bir soru bu. Diyorum ki hangisi ama? Hangisi? Yani sonuçta bir sütü de paketleriz biz. Çeşitli et ürünleri de paketlenir. Peynir de paketlenir. Yani bir dünya ürün. Çeşitli unlu mamulleri de pakete koyarız. Yani hangisi? İşlenmişle ultra işlenmişi ayırt etmemiz gerekir. İşlenmiş gıda kategorisi et, süt, şarküteri ürünleri ilk akla gelenler. Bazı unlu mamuller, ekmek ve benzeri ürünler. Bu tip ürünlerin işlenmesi gıda kayıplarını azaltmak için mutlak bir gerekliliktir. Öyle absürt şeylerle rastlıyorum ki işte ambalaj kötüdür. Hayır, gıda ambalajı yapmasak biz kent beslenmesi diye bir şey sağlayamayız. Mümkün değil böyle bir şey. Birkaç gün içerisinde gıda sistemi çöker. Her türlü gıda işleme aslında gıdanın yapısını, besleyici yapısını koruma esasına dayanır. Şimdi burada problemi nereye odaklamalıyız o zaman? Adıyla konuşmak çok kıymetli. Konuşamadığımız için de bence bu meselelerin önünü alamıyoruz. Ultra işlenmiş, aşırı işlenmiş gıdaların neler olduğunu listelememiz ve tüketicilerin, annelerin, babaların işte bu sağlıklı beslenme konusunda rehber ya da bir kılavuz ihtiyacı olan insan, bakın bunlar problem, bunları yemeyin dememiz lazım. Peki nedir o? Ben bunu kitapta mutfaktaki kimyacıda detaylandırdım. Bu son çocuk beslenmesi kitabında da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çabaladım. Bakın bir gıda maddesinin paketine iki kategori ya da iki prensip bir gıdada yan yana duruyorsa orada bizim durmamız, kaçınmamız lazım o gıda maddesine. Paketi açtığım anda yemeğe hazırsa gıda, paketi açtım yiyebiliyorum. Tamam, birinci kategori bu. Ama mutlaka buna eşlik etmesi gereken bir ikinci kategori var. O gıda maddesinin besin içeriği. Şeker ya da ilave şeker açısından çok zengin ama protein, yağ, yağ asitleri, vitaminler, mineraller gibi beslenme açısı veya lif, diyet lifi gibi kritik önem taşıyan bileşenler açısından çok zayıfsa, ben açık açık söylüyorum, bu gıda maddelerini geçtim, ben tüketicilerin almaması gereğinden, ben bu gıda maddelerinin üretilmemesi gerektiğini söylüyorum. Net bir şekilde. Yani bu başarılır, başarılmaz ayrı bir şey. Bunlar çok sorun. Şimdi diyeceksiniz ki bu tip ürünler çok mu fazla? Ben bir büyük markete girdim. Hani girdiğim market de Antalya'daki en büyük market de değil. Hani marketler biliyorsunuz miniden ekstra large'a kadar gibi. Orta büyüklük bir markette. Bu tip çocuk ürünü sayısının 600'e kadar saydım. Bir yarım saat bayağı da komik oldu. Bir kısa boy eğiliyorum kalkıyorum falan. İçecekler reyonu dehşet. Yani o soft drink, karbonatlı drink diye adlandırılır. İşte bizim alkolsüz içecekler yönetmelikte tarifimiz. Nedir onlar işte? Kola, Fanta çok akla gelir ama bir dünya ürün var orada. Yani kolalı içecekler, meyve aromalı içecekler, işte çaydan mamul göya, iced tea yani marka alıyorum ama yani yaygın kabul gördüğü için söylüyorum. Yüzlerce böyle ürünler. Bunun içerisine meyve sularını da katıyorum.
şiddetli bir şekilde katıyorum. Bu konuda meslektaşlarla çatışıyorum. Muazzam ilave şeker var. Şekerli sütler, onları da merak ediyorum ben. Onları da hemen katayım. Özellikle devam sütü. Şöyle söyleyeyim, yani çocukların enerji ihtiyacı var diyor. Hayır, hayır. Yani akademik literatürde, özellikle pediatri literatüründe 2 yaşa kadar çocukların bu tip yüksek düzeyde şeker içeren gıdalarla tanıştırılmaması gerektiğine ilişkin güçlü bir kanaat var. Süt tabii çok kıymetli bir besin öğesi. Sütün genelini söylemiyorum. İlave şeker içeren devam sütlerini söylüyorum. Şeker içermeyen sütler de var. Onlar kullanılsın. Ya küçücük bir çay bardağını zor doldurur. 170 mililitre, 200 mililitre ufacık bir miktar o. İçerisinde 4 tane iri kesme şekere denk şeker var. Ya da 6 tane. Yani bu 4 kaşık, 6 kaşık çay kaşığı dolusu toz şekere denktir bu. Çok gereksiz, çok anlamsız. İşte obezite sorununun önünü açan tarzdır bu. Yanlış. Peki alkolsüz içeceklerde? Ya 1 litre içecek, limonatalı içecek işte. Anneler, babalar, ya çocuğum işte kola içmiyor, kola zararlı, asitli bilmem ne diyorlar. Nedir? İşte meyveli içecek, limonata. Ha, limonata değil ki o yani. İçerisinde sadece limonun kokusu aroması var, o kadar yani. Onun ötesinde koca 1 litrelik paketin içerisinde bazılarında 70 çay kaşığı dolusu şeker var. Bakın söylediğim rakama dikkat edin, 70. Ortalaması da 40 ile 70 arasıdır zaten. Yani o alkolsüz içecekler reyonundaki ilave şeker miktarı dehşet verici. Tüketici okur yazarlığı denilen şey yiyeceklerde de söz konusu. Mesela kitapta bakarken şekerin hangi isimlerle gıda etiketinde yer aldığına dair neredeyse küçük bir paragraf var. O kadar çok ismi var ki neredeyse 50 ismini görüyorsunuz. İşte sakaroz, pancar şekeri, çay şekeri, sükroz, fruktoz, glikoz, destroz, arpa maltı diyor falan. Siz onların şeker olduğunu anlıyorsunuz ama ben anlayamam mesela iyi gıda. Gıda okuyucusu değilsem. Diğeri ürünlerin üstünde evet bir takım şeyler yazıyor. O yazılan şeyler doğru mu? Bunların testi yapılsa. Biz bir ara çok meraklanmıştık. Fırından aldığımız bir takım şeyleri test ettirdik. Bilmem kaç yıllık fırın içine bilmem kaç madde katmış. İnanamıyoruz. Mahallemizdeki fırın bunu yapıyor. Paketli ürünlerde ne var? Yazıyor da onlar denetleniyor mu? Kime şikayet ediyoruz? Yani bu büyük bir mevzu ve bu bize bırakıldı. Bu çok rahatsız edici. Aşı mevzunda olduğu gibi. Yani karar verici biz miyiz? Ben tıp mı okudum da? Oysa ki sizin kitaplara bakarsak aslında çok basit anlatıyorsunuz. Hani kimyasını da anlatıyorsunuz meraklı olana ama onu basit bir şekilde anlatıyorsunuz. Şimdi ben kitapta bir öneri yaptım. Dünya Sağlık Örgütü şeker alımını azaltmamız gerektiğini düşünüyor, öneriyor zaten. Ve diyor ki sınırlayın bunu. Yani günlük ilave şeker tüketiminiz mümkünse %5'in altında olsun aldığınız şeker miktarı, toplam kalorinin. Tam da demin hani sorduğunuz soru, etiket okuma, etiket neyi yansıtır? Etiket, lütfen söylediğime dikkat edin, gıda ürünü hakkında çok az bilgi verir. Bakın etiket bir hak mücadelesidir. Tüketici haklarının kanaatimce en önemli mücadelesidir. Mesela hiçbir etikette şu yok. Biz bunu iri harflerle yazılması gereğini savunuyoruz. Bu gıda paketinde, öyle 100 mililitresinde, 100 gramda falan değil, paketinde şu kadar ilave şeker içerir. Mesela bu 1 litrelik içecek 70 çay kaşığı dolusu toz şeker içerir. Veya işte fruktoz şurubu içerir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çok bu, iyi, bakın, çok iyi anlıyorum. Tabii ne kadar önemli bir mücadele. Ya deliriyorum. Tabii şimdi etiketlerde ne yazar? Bunu bir hak mücadelesi olarak öneminden bahsediyorum. Ya da şunları yapabiliyor muyuz mesela? Bunu sağlamak önemli. Bu gıda maddesinin içerisinde GDO yoktur. Bu gıda maddesinin içerisindeki kurşun miktarı şudur gibi. Çocuk sağlığı açısından kıymetli olan bu. Buralarda çok ciddi meseleler var. Tüketiciyi bilinçlendirme dediğimiz şey bu tarz bir yaklaşımda olsa biz o zaman başka türlü bir gıda rejimini de konuşmaya başlarız. Agroekolojiyle, ekolojik tarımıyla, başka şeyleriyle. Tabii tabii. Şimdi ben notlar alarak, yeni sorular biriktirerek dinliyorum açıkçası. Ama bir özetle gidersek aslında bir şu. Abur cubur dediğimiz, aslında işe yaramayan gıda dediğimiz belki de alındığı anda tüketime hazır, besin öğeleri içeriği zayıf ancak kalorisi yüksek değil mi? Kalori demeyelim, şeker, ilave şeker. Özellikle vurgulayalım onu. Tamam. Çok yüksek hem de. Öyle ufak tefek de değil yani.
Evet, halk meselesi diyor ya Bülent Bey, ben dinleyiciler için özellikle söylemek istiyorum. Bu bir kamu sağlığı meselesi. Sanki böyle bir şey deyince politik bir meseleden bahsediyormuşuz gibi, ki gerçekten de politik. Ya şundan bahsediyoruz. Bir, evet bunları bizler bakarız, öğrenebiliriz, işte kitaplar okuyabiliriz. Ama bu bize bırakılmaması gereken bir şey. Baştan bir denetim olması gereken bir şey. Çünkü bunlar üretiliyor. Bunlar için izinler alınıyor, izinler veriliyor. Belki işte içinde kurşun içermez yazıyor. Belki şeker ilavesiz yazıyor. Bunlar daha üretim aşamasındayken denetlenmeli. Paketlenmeleri, paketin kendi içeriği ve pakette yazılanlar ayrı denetlenmeli. Ondan sonra bize sunulmalı. Değil mi? Evet. Evde ne yapalım? Çocukları toksik kimyasal maddelerden nasıl koruruz sorusu var. Pestisitler, yani tarım zehirleri, hı-hı, besinlerdeki. Hı-hı. Biz eve pazardan alıyoruz. Pek çok arkadaşım benim organik pazara gidiyoruz diyor. Peki organik ne? Gerçekten organik, hı-hı, mi? Yani uçak geçmeyecek, araba geçmeyecek aslında bir ürüne gerçekten organik diyebilmemiz için onun üretildiği bölgede, ama hadi temiz tarımla üretilmiş diyelim, dikkat edilmiş. Ama yine de eve geliyoruz. Pek çok tarım ilacı, pek çok madde belki üstünde. Nasıl yıkayacağız ve buzdolabına nasıl kaldıracağız? Nasıl pişireceğiz ya da pişirmeli miyiz her şeyi gibi gibi? Tabii bu sorunuzun yanıtı çok sayıda podcast yapmakla verilebilir. Nasıl bir yanıt vereceğim de şu an tartmam lazım. Şimdi böyle bir yazar uyanıklığı yapıp bunların hepsini kitabımda yazmıştım falan böyle. Gerçekten öyle. Kitapta gıda güvenliğiyle ilgili her meseleyi tarif etmektense işte nedir? Mikroorganizmalar, hastalık yapanlar yani mikroorganizmalar, toksik maddeler, işte gıdanın içerisinde olan bir takım problemli maddeler. İstedim ki böyle örnek olaylar seçeyim ki bunlar okunduğunda bir böyle bir yapbozun parçası gibi kafamızda bir model oluştursun ve biz o model üzerinden gıda güvenliğine bakabilirim. Yani ben kolibasilini, rotavirüsü öğrendiğimde, onların nelere yol açtığını öğrendiğimde onlar üzerinden aslında bir temel mikrobiyoloji bilgisi vermiş olayım istedim. Üreticiler mesela çok az konuşulur Nilay. Çiftçiler en çok mağdurudur bu sağlık sorunlarının. Yani gıdalardaki üretici tarafında oldukları için çeşitli toksik maddeler üretimde kullanılırlar. Çiftçi sağlığı, çiftçi ailelerin çocuklarının sağlığı son derece önemlidir bu meselelerde. Şimdi böyle bir genel çerçevenin içindeyiz. Ama sonuçta biz bir şeyler alıyoruz. Pazardan gücümüzün yettiği ölçüde, gelirimiz ölçüde bir takım gıda maddelerini alıyoruz, evde işliyoruz. Burada bir takım genel vurgular yapmaya çalıştım ben. Çok özet. Şimdi bakın beslenme rehberleri o kadar uzun ki, mesela Sağlık Bakanlığı'nın bir rehberi var. Çok yazarlı, çok da kıymetli bir emek ürünü. 300 sayfaya yakın. Peki nerede o rehberler? Biz nereden bulabiliriz? Sağlıklı beslenme rehberi, Sağlık Bakanlığı vesaire diye yazdığınızda çıkacaktır PDF'i. Ama herkes bunu anlayamıyor, bu dili. Beslenme okuryazarlığı ile bir temel eğitime sahip olmak gerekiyor. Tam da sizin program başında vurguladığınız gibi işte ortaokulda böyle bir dersimiz olmalı bizim. Tabii. Lisede dersimiz olmalı. Tabii. Sağlıklı beslenme ile ilgili bilgimiz olmalı ki bu rehberleri de oturduğumuzda anlayalım yani. Tabii tabii. Dolayısıyla ben kitapta şunu yaptım. Brezilya'daki sağlıklı beslenme rehberi çok bence başarılı, çok iyi bir örnek. Hiç böyle kurmamış mevzuyu. O besin piramitleri, besin kalorik hesaplar vesaire. Çok zor onları anlamak. Herhangi birisi için bu meselelere mesafesi olan ki toplumun büyük bir çoğunluğu zaten öyle. Yiyecekleri dört ana kategoriye ayırmışlar orada. Bir, çiğ tüketilenler. Ağırlık olarak bitkisel besinler. İkinci kategori yardımcı malzemeler. İşte yağlar, baharatlar. Yemek hazırlamada kullandığımız bileşenler. Onlar zaten çok kullanamayız. Ölçüsünde tüketmek gerekir. Diyor ki çiğ gıdaları ve İşlem görmüş meyve, sebze, bakliyatları çok tüketin diyor. İşlenmiş hayvansal ürünleri biraz dikkatle tüketin. Üçüncü kategori işlenmiş gıdalar. Her türlü hayvancılık ürünleri. Etten yapılan mamul maddeler, sütten yapılan mamul maddeler. Elbette hani biraz da fetiş nesnelerdir bunlar. Yüksek gelir grubunun daha kolay satın alabildiği gıdalardır. Bu tip ürünlerin işte yine ölçülü tüketilmesi öneriliyor. En son kategori biraz önce konuştuğumuz aşırı işlenmiş, ultra işlenmiş kategori. Binlerce, bakın dünya genelinde o kategorideki ürün sayısı, söyleyeceğim rakama dikkat edin, 30 bin civarında. Paketi açtığınızı yiyorsunuz ama çok iyi nitelenen gıdalar aslında. Yüksek düzeyde ilave şeker var. Pazara, markete çıktığımda hangi gıdayı almamam gerektiğini bilmem yeterli aslında Nilay. Yani evet, evet. Mümkünse kaçının yani. Ya da mümkün değilse çok az tüketin. Bütün o yüksek düzeyde şeker içeren gıdalar ya da aşırı işlenmiş, doğrudan yemeğe hazır, besin öğesi düşük gıdalar. Şimdi bunu bilmek aslında tüketicilere yeterince rehberlik yapıyor. Yani bu çok açık. Mesela aile sağlığı merkezlerinde bir mutfak atölyesi kurulmalı. Mutfak ve sağlıklı beslenme atölyesi. Hı hı. O mahalledeki sakinler
burada sağlıklı beslenme, yiyecekleri hazırlama, yiyecekleri pişirme, sağlıklı depolama vesaire bunları öğrenmeliler. Binlerce aile sağlık ocağı var. Ya inanın her birinin de bir gıda mühendisi, bir diyetisyen görevlendirilse o kadar önemli bir sağlık hizmeti doğurur ki bu takip açısından, uzun vadeli sağlık harcamalarının azaltılması açısından elbette toplum sağlığı açısından. Şimdi böyle bir kamusal bakış yok. Bu işte şuna geliyor. Ya onu yeme, bunu ye. Onda likopen var, şuna iyi geliyor, onu al. Hadi olmadı, paran yetiyorsa onun ekstraktını al, tozunu al, gıda takviyesini al. Bu bir. Mesela başka örnekler de var. Evde mesela mutfağı çocukları da dahil ettiğimiz bir alan olarak kullanmak. Mesela kitapta işte eskimo yapma üzerinden örnek verdi. Benim de bir küçük çocuğum var. Dondurma için deli divane oluyor. Onu yeme, bunu yeme sürekli yasak olmaz yani. Evde acaba hani dondurma yapabilir miyiz diye biraz kurcaladım. Kitapta da işte ona yönelik bir tarif var ve o kadar hoşuna gidiyor. Şimdi oturuyor, kendi başına yapıyor, donduruyor, arkadaşlarına ikram ediyor falan. Hani biraz seçenekleri de çoğaltmak lazım. Ama nihayetinde gıdaları nasıl depolayacağız, nasıl saklayacağız, kuru baklagilleri nasıl hazırlayacağız? Bir geleneksel bilgimiz var. Yani atadan, dededen, anne babadan gelen bilgiden söz ediyorum. Deneyimsel bilgidir bu. İşte baklagilleri biz bir gün önceden suya ısıtlarız. Değil mi yani? E niye? Düşünülür ki bünyesine su alacak kuru baklagille şişecek, daha iyi pişecek, doğru. Ama öte taraftan suya ıslama, baklagil yediğimizde işte bağırsak gazı, bağırsaklarda hani biraz böyle rahatsızlık, işte sindirim güçlüğü gibi sorunların da önüne geçer. Islama esnasında bünyedeki o problemli işte fitik asit mesela, fitohemaglutininler mesela ıslama suyuna geçer. Elbette ıslama suyunu kullanmamak gerekir. Uygun bir şekilde pişirdiğinizde bu mesela rahatsızlıkları daha az yaşarsınız. Muhtemel ki bu deneye yanıya deneye öğrenilmiş bir şey bu. Gıda kurutma en eski gıda muhafaza yöntemlerimizden biridir. Şimdi burada şunu söylemek istemem yalnız, geleneksel olan her şey iyidir gibi bir sonuca yol açıp kesinlikle. Evet, bir bilimsel bakışla bu meselelere bakmalıyız. Gıda bilimi bu anlamda çok kıymetli araçlar, alet çantası, teknik bilgi sağlıyor bize. Özellikle gıda kimyası, beslenme alanından gelen bilgiler. Mesela çocuklar bazı aromalı şeyleri bebekliklerinde çok zor yerleştirir. Brokoli ya da karnabahar gibi güçlü aromaya sahip. Çünkü çocuk bir gıda maddesini tattığında özellikle bu bahsettiğimiz gıdaları, onlar içerisinde bazı kükürtlü bileşikler var. O kükürtlü bileşikler salya enzimlerle reaksiyona girdiğinde ağzında böyle bir buf, bulut gibi ağzı dolduran kükürtlü bileşik. Dehşet kötü bir kokudur o. Çocukların ağız salyası o kadar fazladır ki bebek katı gıdaya geçişte. Çocuk bunu bir yetişkine kıyasla çok daha güçlü bir şekilde deneyimler ve reddeder o gıdayı. Bu reddetme davranışını çocuğun anne karnında, amniyon sıvısında 5. aydan sonra amniyon sıvısını her gün yutar çocuk bir miktar. Annenin yediği her şeyin kokusu, aroması bir miktar kimyasal bileşikler halinde çocuğun yuttuğu amniyon sıvısına geçer. Ve deniliyor ki yani çocukların brokoli yemesini, lahana yemesini istiyorsanız hamilelik döneminde siz de yiyin. Ama yemedik. Suçlu muyuz? Değiliz elbette. Yine hani o reddetme davranışı bir kimyasal reaksiyondur yani. Gıda kimyası ile ilgisi var. Onu anlatmak istedim. Küçük porsiyonlar halinde yemeye devam etmek gerekiyor. Ve yapılan çalışmalar 25-30 denemeden sonra çocuğun o tada yavaş yavaş da olsa alıştığını, o reddetme davranışının gerilediğini gösteriyor. Bileşenlerle verilebilir. İşte ben yoğurtla öneriyorum mesela. Öyle çok güçlü aromalı şeyleri. Yani mümkünse az verin, yoğurtla verin. Hani azar 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 çocuk alışsın o tada. Böyle bir şey. Biz de alışıyoruz. Çocuklarım mesela brokoliyi çok da sevmemesine fazlaca salgıladıkları tükürük ve enzimlerin o kükürt kokusunun yol açtığını bilmek, aa kimya diyorsun, çocuğu da anlıyorsun, sebzeyi meyveyi de anlıyorsun. Büyüklerimizin yaptığı pek çok şey aslında kimyayı bilmeden deneyimlerle, hı-hı, bunu keşfetmek gibi. İşte bu, hı-hı, baklagilleri bir gece önceden suya koymak, bazılarının kabuklarını soymak bilinir ya, kimyon. Ya da dereotu, hı-hı, kitapta var. Hani gaz yapıyor bu. Evet, tabii, yiyecekler tabii dediğimiz şeylere karşı olduğu bilinir. Ben de şimdi öğrenme sürecime bakıyorum. Buzdolabında hangi ürünler ne kadar kalıyorlar? Nereye koyarsam daha iyi? Ben mesela vakumlu kutuların belli sebze ve meyveleri korumakta çok iyi olduğunu fark ettim. Çünkü aslında bitkiler özellikle yaşamaya devam ediyor değil devam mi? Ediyor. Devam evet, ediyorlar. Evet, yani evet, bizim aldığımız bir avokado, muz, elma çürüyor sonuçta. Yaşama devam ediyorlar. Mesela avokado bana çok şey öğretti diyebilirim. Niye? Bunlar daha olgunlaşmadan toplanıyorlar ya, herhalde bu tarımda da gidiş gelişler, nakliyeler çok şeyi değiştirdi diye düşünüyorum. Mesela tabii,
Hesaba katılıyor tabii. Evet, hesaba katılıyor. Avokadoyu kopartıyorlar. Donduruculara, depolara koyuyorlar. Sonra bize geliyor ve biz evde olgunlaştırıyoruz aslında. Gazete kağıdına sarmak ya da işte muzun yanına koymak. Hepsi aslında kimyasal birer işlem. Tabii. Mısırlılar da yaparmış. İncirleri olgunlaştırmak için aralarına birkaç tane yarılmış incir koyarlarmış mesela. Çünkü gazlardan yararlanıyorlar. Etilen bilgisine sahipler. Etilen, evet, evet. Değil mi? Evet. Yani böyle şeyler. Hani, ama hala şunu merak ediyorum mesela. Nasıl yıkayalım sebze ve meyveyi? Ben ne yapıyorum? Bir su dolu küvete koyuyorum. Bütün sebze meyveleri aldığımda onlara da dikkat ediyorum. Yani çamurlu olanlar mesela semizotu aldığımda farklı, tüylü olanları farklı bir yere Hı-hı. ayırıyorum. Bir küvette yıkıyorum. Ona beyaz sirke döküyorum ben. Ya nedense bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Ve hani sirkenin böyle mikrop giderici yönü varmış gibi geliyor. Ondan sonra da ovalayarak, o kitapta var. Biraz hani ovalamak etkili olabilir diye. Ama ben domatesin mesela kabuğunu soymam. Yani soymak da istemem. Ama hı-hı. bu peptisitler mutfaktaki kimyacı da var evet. değil mi özellikle? Evet, evet. Şimdi ben çok konuşuyorum ama sözü vereceğim. Cumhurbaşkanının yemediği zehirli gıdaları çocuklarımız yiyor mu başlıklı bir şey vardı. Şimdi politik ve siyasi bir şeye girmek istemiyorum ama bu bildiğimiz bir şey. Haberleri yapıldı. Mesela Hürriyet'te haberi çıkmıştı. Siz de ondan yararlanıp kitapta yazmıştınız hı hı. zaten. Analiz yapan yüksek çözünürlüklü kütle spektrometreler evet. gibi bir şey var değil mi? Onlardan 3 tane almışlar. Her biri en az 350 bin dolar değerinde. Mesela bu cihaz bakıyor küçücük bir roka yaprağı diyelim. Üzerindeki minnacık toz halindeki belki zararlı bile görünmeyecek peptisiti buluyor. Bunlar orada muhtemelen imha ediliyor. Sarayda yaşayan, yemiyor. Evet politikacılar bunu yemiyorlar ya da Cumhurbaşkanı ve ailesi yemiyor. Ama biz Hı. muhtemelen neler neler yiyoruz değil mi? Bizler de neler yapalım? Nasıl mesela yıkayayım ben bir şeyi? Bence çok kritik bir soru. Hep düşündüğüm bir şey, ben mesela anne babalara ne tavsiye edeceğim? Öğretmenlerle çalışıyoruz, ne diyeceğim? Yurttaş olarak ben ne yapacağım sorusu. Şimdi Nilan şöyle bir şey var, ne yapacağız biz diye soruyorlar. Hocam biz ne yapacağız? Şimdi o biz dilini çok kıymetli buluyorum. Çünkü sorunun da aslında yanıtı o biz duygusunda, o biz dilinde. Hani için odaklandım. Gücüm yettiği ölçüde yanıt vermeye çalıştım. Ama çözümü bireysel değil. Ben ne yaparsam yapayım. İşte bu işin içindeyim 35 yıldır naçizane. Kaygı açısından senden daha farklı bir noktada değilim. Çok rahatlıkla bunu söyleyeyim. Çünkü kontrolümün dışında beni çevreleyen bir sistemin içinde yaşıyorum. Dolayısıyla o sisteme okları yönetmek lazım. Ama şunu yapmaya çok çabaladım. Yani ben çocuk sahibi biri olarak, ya zaten çocuk sahibi olmayıp bir yurttaş olarak ya gıda güvenliğini hane içinde nasıl kurarım? Tam da senin aslında sorduğun soru böyle bir şey. Bütün evet. o bireysele yaslanmayan ama birey olarak ne yaparım? Hane içinde yaşadığım sorunların bir kısmı mikrobiyal etkenlerden kaynaklanan sorunlar. Yani işte gıda zehirlenmeleri, gıda enfeksiyonları çok yaygın. Özellikle hani toplu beslenme yapılan yerlerde biz son birkaç yıldır bunu çok daha şiddetli bir şekilde görüyoruz. Ya kanınca hiç dilemem ama mevcut gıda krizi derinleştikçe teknik hijyenik önlemler geri plana atıldıkça biz önümüzdeki yıl çok daha sert yaşayacağız bu gıda zehirlenmeleri. Bence de. Ben bile görüyorum evet. bunu dışarıdan. Evet. Yani. Evet, kesinlikle tabii. net bu. Şimdi burada tabii bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey. Yani mikrobiyal etkenleri hane içinde kontrol edebiliriz. Büyük ölçüde. %100 değil elbette. Dolayısıyla kitapta bununla ilgili geniş bir bölüm yazmak ve hani bir mikrobiyoloji nosyonu kazansın okur anne baba neyse istedim. O çapraz bulaşma, gıda patojenleri, gıdalarda işte bir takım viral etkenler, bunları nasıl saklamalıyız, hangi sıcaklıkta saklamalıyız, yiyecek hazırlamada nelere dikkat etmeliyiz? 5 tane kritik mesela öneri var Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiye etti. İşte temiz tut, işlem yap, çabuk soğut, iyi pişir gibi hani geleneksel bilgiye her zaman güvenmemek lazım. Bakın bu konuda kuşkucu olmayı çok önemsiyorum. Ben hiçbir zaman o kuşkuyu elden bırakmıyorum. Kıymetlidir geleneksel bilgi ama mesela kitapta geniş bir yer verdim ben çocuk sağlığı açısından doğal ya da geleneksel diye nitelenen bir takım ürünler çok ciddi problemdir. Örneğin polen mesela çok dehşet tüketiliyor yani şu an. Arıcılık ürünleri, bazı gıda takviyeleri, polen mamulatı ya da bitki çayları, papatya vesaire kekikten mamul. Bunlarda mesela karaciğer kanserine yol açan bir takım toksik maddelerin olma ihtimali çok yüksek. Arıcılık, polen ve bitki çaylarının 1/3'ünde bu tip toksik maddelerin olduğunu gösteriyor. Şimdi bizim ülkemizde böyle bir çalışma yok. Böyle bir anlayış yok. Diyanet'te bu konuları
Yazdım, pandemi döneminde çok arttı çünkü yüzlerce firma üretiyor. Özellikle polen ve polenden mamul ürünler. Bunları yazdığım için şu an bir dava daha var. Yani öyle söyleyeyim de çok detaya girmeyeyim. Çok önemli soruna yanıt veremedim tam olarak henüz. Şimdi dolayısıyla mikrobiyal etkenleri kontrol edebiliriz. Evde yapacağımız önlemlerle, mutfakta yapacağımız bir takım gıda güvenliği temel önlemleriyle bunları sağlayabiliriz. Bu çok mümkün. Obezite meselesini de biraz önce konuştuk. Hani neyi almalıyım, neyi almamalıyım? Neyi neyle ikame etmeliyim? Evet, bu bir anne baba sorumluluğu bence. Önce orası. Senin işaret ettiğin gibi ya da benim inandığım gibi bir kamusal mücadele alanı bu. Bu tip ürünlerin piyasada bu kadar kolay satılmaması lazım. Erişilmemesi lazım. Erişimin bu kadar kolay olmaması lazım. Çocuk evden çıkıp okula giderken her büfede, her bakkalın önünde bu ürünleri görmemesi lazım. Bu ama daha uzun soluklu bir mesele. Yani ben birey olarak evet bu ürünlerden kaçınmalıyım mı? Mutfakta sağlayabilmeliyim. Çocuk olabildiği kadar az temas etmeli, az tüketmeli bu ürünleri. Alternatifleri düşünmeliyiz. Öyle. En zor mesele toksik kimyasallar mesela. İşte senin sorduğun pestisitler, bir takım çevre kirliliğinden bulaşanlar. Burada çünkü yapabileceklerimiz gerçekten çok sınırlı. Mesela gıdanın doğal yapısında oluşan bazı toksik kimyasal maddeler var. Sebzeler, kuru baklagiller doğal olarak yani yapısında bu toksik maddeleri içerir. Elbette iyi bir gıda hazırlama tekniğiyle mutfakta bu toksik maddeleri elimine ederiz. İşte örneğin barbunyanın, işte kuru fasulyenin ıslanması, iyi pişirilmesi bünyesindeki bazı toksik kimyasal maddeleri giderir. Ya da işte kesinlikle çiğ tüketilmemesi gereken bir takım sebzeler var. Örneğin taze fasulye misal söylüyorum. İyi pişirilmesi gerekir falan gibi. Bunlar zaten yani geleneksel yemek yapma tarzlarımızda oradaki reçete, tarif genellikle işe yarar korunmada. Oradaki toksik yani gıdanın doğal yapısında olan pişirme çok önemli bir buluştur gerçekten. 70 bin yıl önceye kadar gidiyor insanın ateşle ve gıdalarla kurduğu ilişki. Pişirme tekniği dediğimiz mevzu dünyada çok ortak. Çünkü pişirme bitkilerin büyük bir çoğunluğunu, yenebilir bitkilerden söz ediyorum, bünyesindeki toksik kimyasalları zararsız kılmanın en elverişli yoludur. Başka yöntemler de var ama işte fermantasyon vesaire gibi. Ama bizim asli yöntemimiz mutfakta pişirmedir ve pişirme evet çok önemli bu bağlamda. Onun öncesinde işte temizleme, hazırlama, işte senin dediğin gibi her sebzenin farklı, semizotunu farklı hazırlarız. Bir yeşil salatayı daha farklı yaparız. Ama hani sirkeyi sorduğun için söyleyeyim. Ya çok fazla işe yaramadığını söyleyebilirim. Hani hadi çok, canım. Var. Yapılan çalışmalar gıdadaki hani o mikrobiyal yükü, olası mikrobiyal yükü diyeyim. Hepsinde var gibi anlam çıkması kesinlikle. Kir, toz, topak bir takım parçaları çeşme altında akan suda yıkamanın çok etkili olduğunu gösteriyor. Pestisitlerden söz ettim. Pestisitlerin bir kısmı yüzeye uygulanıyor. Evde hani sinek ilaçları falan kullanılır ya. Aerosol şeklinde hani. Fıs fıs yani. Aynen. Bir kısmı da sulama suyuyla beraber toprağa verilir ve bitkinin bünyesine geçer. Dolayısıyla bitkinin yaprağında, dalında, meyvelerinde, iç kısmında yani dokusunda dağılım gösterir. Yüzeye uygulananlara işte hani yüzeye deriz. Bünyeye geçenlere sistemik deriz. Sistemikleri gidermenin bir yolu yok ne yazık ki. Gıdanın dışına uygulananların bütününü de giderme yolumuz yok. Ama evet yani yıkama, kabuk soyma işe yarıyor mu? Evet yarıyor yani. Bununla ilgili literatürde bilgiler var kısmen. Orada da mesela kabuğuyla domates olur, meyveler olur. O tip mesela elma misal hani çok pestisit kullanıldığı için söyleyeyim. Yani kabuk soyduğumuzda kabuktaki bir sürü besleyici öğeden çok kıymetli liflerden de mahrum kalmış oluyoruz bir yandan. Terazinin böyle eşit olduğu, iyi dengelendiği bir nokta yok. Burada mesele olabildiği kadar gıda güvenliği temel bilgisine sahip olarak evde yapabileceklerimizi yapmak. Ben kitapta birkaç yerde vurguladım. Çocukları ya da kendimizi koruyalım derken evde böyle paranoyak bir atmosfer oluşturmamak gerekiyor. Yani çok önemli bu. Çünkü mutfak, yemek sadece sağlıklı besleme değil ki. Muhabbet var, işin arka planında bir kültür var. Dünyanın bütün kültürlerinde bizim oturup ortak sofra muhabbeti yapmamız bir tesadüf değil. Herkes bundan hoşnut, herkes bundan keyif alır. Yiyeceklerimizi paylaşmak çok kıymetli bir şeydir. Mümkünse çocukları korunması, kollanması gereken bir aciz varlık gibi görmeyelim. Yani belli bir yaşa geldiklerinde onlara böyle mutfağa yavaş yavaş katalım. Tabii elbette hani tehlike yaratmayacak şekilde. Yiyecekler hakkında bilgilenmelerini sağlayalım. Yani beslenme tarzının bir bilgi birikimiyle olabileceğini ama bu bilgi birikimini besleyen bir deneyim olduğunu. İşte ben yani örnek veriyorum salatayı benim ufaklık yapıyor mesela 12 yaşında. Hoşuna gidiyor. Ya evet hani bıçağı
doğrarken elini kesebilirdim muhtemelen ama hani olabildiği kadar onu öğretmeye çabalıyorum. Yedik doyduk öyle bir yer değil. Bu çok bir kültür, muhabbet, gelenek, bir dünya arka planı var onun. Bunu aktarmak, bunu yaşatmayı önemli buluyorum açıkçası. Birey olarak bu. Kamusal olarak ne yapabiliriz? Çünkü orada çevre kirliliğini önlemeye yönelik bütün çalışmalar toksik maddelerden korunmada çok önemli. Yani bu ne yapıp edip muhtaç olarak bu süreçlere dahil olmamız lazım. İkincisi Türkiye'deki siyasal kurumların, yerel yönetimler, partiler, siyasetle uğraşan büyük kurumların sağlıklı beslenme meselesinin bir gıda üretimi meselesi olmadığını, bunun daha geniş ufuklu bakılması gereken bir mesele olduğunu kavramalarını sağlamamız lazım. Yani tarımsal üretimi biz daha iyi yaptığımızda ama bu daha iyi nedir mesela? Mesela agroekoloji mi yapacağız ülke genelinde? Elbette agroekoloji yapmalıyız sağlıklı beslenmek için. Toksik maddelere daha az maruz kalmak için. Uzun vadeli su kaynaklarındaki kirliliği engellemek için. Agroekoloji hiç konuşulmuyor. Türkiye'deki mevcut sorunları önemsizleştirmek için söylemiyorum. Gübre fiyatları olmuş 4-5 kat artmış, yem fiyatları 5-6 kat artmış, mazot 3 katı 4 katı fırlamış son bir yıl içerisinde. Elbette ki yani mevcut tarım sistemi bunlarla dönüyor. Ama bu bakış açısı son derece problemli bir bakış açısıdır. Yani bu girdiler ucuz olduğunda biz daha iyi beslenmiyoruz. Ve siyasal kurumların bakış açısı, Türkiye'deki ana akım bakış açısı tarımsal üretim yapan kesimin, çiftçilerin desteklenmesi. O desteklenmesi elbette önemli ama o desteklenme neyle olacak? Yani daha ucuz mazotla mı yapacağız biz bu işi? Tarımsal pestisit kullanımı her yıl artarken yani daha iyi sağlıklı beslenmeden söz edebilir miyiz? Çevre sağlığı bu kadar bozulmuşken Türkiye'de 25 tane sulak alan var. Tamamı toksik kimyasallarla kirletilmiş durumda. Bakın kirletiliyor ve kirletilmiş durumda. Şimdi bu meseleyi görmezden gelerek biz istediğimiz kadar mazotu bedava verelim çiftçiye. Yine çok kötü besleniriz İlay. İnanılmaz kötü besleniriz. Bu net. Dolayısıyla bir kamusal politik olarak agroekolojik yaklaşımları, muazzam bir literatür ve teknik bilgi var bu alanda. Kamu politikalarının bir parçası kılmalıyız. Yerel yönetimlerin bu konuları konuşmasının önünü açmalıyız. Bir örnek vereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 yıl önce bir gıda strateji metni oluşturmak için bir çaba başlattı. O çalışmanın içerisinde ben de vardım. Bir kamusal politika, yerel yönetim nasıl oluşturulabilir? Biz çok uzun süre yani 13-14 ay kafa yorduk ve bir metin hazırladık. Elbette ki hani işte bizim metnimiz yani bizim birikimimizi yansıtan bir eksikleri illaki olacaktır. Ama bunu bir çıkış noktası olarak bir yerel yönetimin gıda güvenliğini ve su güvenliğini sağlamada bir takım öncü roller üstlenmesi gerektiğini, ekolojik tarıma destek vermek, kent periferisindeki tarımsal alanlarda agroekolojik yaklaşımı tesis etmek, tohum üretmek, yerel tohumları desteklemek, anlatabiliyor muyum? Yani gıda atıklarını değerlendirmek, bakın bunların hepsi bu konuştuğumuz sağlıklı beslenmenin bir parçası. Sulak alanlardaki kirliliği önlemek, kontrol etmek, dikkatle izlemek gibi bir dünya öneri var. Bu meseleyi niye önemsiyorum? Bizim Türkiye'deki sağlıklı beslenme sorununu kesinlikle bir büyük mesele olarak tartışmamız lazım. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Gidiyorum yani şimdi isim isim anladım. CHP'nin çeşitli toplantılarına katılıyorum. HDP, İYİ Parti ile bile yaptığım bir takım çalışmalar, destekler. Yani bu mesele değil ki. Bak tarım meselesi değil bu. Yani biz mevcut tarımsal üretim tarzımızı sürdürdüğümüz sürece inanın çok kısa sürede önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde çok ağır sorunlarla karşılaşıyoruz. Mesela sağlıklı beslenme için tarımsal üretim modelimizi agroekolojiye yönetmek durumundayız. Toksik kimyasal kullanımını azaltan, daha emek yoğun, yerel tohumlara yaslanan, ürün çeşitliliğini artıran, toprağın yapısını rejenere eden, onaran tekniklerden söz ediyorum. Yurttaşların gıda üretim sistemlerine katılımını kolaylaştıracak mekanizmaların önünü açmak lazım. Bu kooperatifler, gıda bunlarda çok ciddi bir şey var. Toplumda bu konuda bir hani bir farkındalık, uyanış olduğunu düşünüyorum. Umarım daha iyi şeylere evrilir. Ve bir takım öncü roller üstlenme gerekiyor. Yani yerel yönetimlere ben burada konuşuyorum ama yerel yönetimlerle sadece muhatap olabildiğim için. Yani bir Tarım Bakanlığı'yla açık söyleyeyim yani. Hep yani yıllarca çalıştım ama hasım demiyorum ama hala çok arkadaşım var okulumda. Ama hasım gibiyiz yani. Ben hani mevcut Tarım Bakanlığı'nı şiddetle eleştiriyorum hani. Eleştirmekle. Sağlık Bakanlığı'yla davalık durumdayım zaten. Ama şunun için söyleyeyim. Oralardaki kamusal politikaların da başka bir çerçeveden ele alınması lazım. Çok önemli. Yani gıdayı konuşuyoruz Nilay. Su dediğimiz şey Sağlık Bakanlığı kontrol ediyor Türkiye'de. Bütün sulak alanların kirlenmesini engellemek, önlemek, oradaki kirliliği takip etmek vesaire de çok asli sorumlulukları var.
Ya ama hani ne yapıyor sorusu çok büyük bir soru işareti. Çok büyük yani. Bu alanda yok Sağlık Bakanlığı ya da Çevre Bakanlığı. Ama bireyden yola çıktık. Evet, birey olarak yapabildiklerimizi yapalım ama kamusal politikalara da müdahale etmenin yollarını bulmalıyız. Sevgili Nilgün Toker hocama atıf yapmış olayım. O çok vurgular bunu. Politik yurttaş olmanın önemi yıllardır anlatıyor. Ege felsefede hocadır, atıldı. Oradan o da benim gibi. Neyse, üniversiteden. Bazı şeylerin altını çizmek istiyorum. Şu, gıda güvenliği konusunda temel bilgiler, hatta gıdanın kimyası konusunda edinmek çok güzel. Ben pek çok yayının sonucunda şunu gördüm. Sayısal dünyada çalışan pek çok insanın artık bugün sözel dünyada da etkin olması gerekiyor. Ya bir onlar için yararlı bir şey. Çünkü yaptıklarını sözel olarak anlatabiliyorlar. Bir de biz onların alanlarını daha iyi anlıyoruz. Onun için benim için Bülent Şık önemli. Onun yazdıkları önemli. Bu üç kitap önemli. Burada neler görüyoruz? Biz çok azını konuşabildik burada ama o kimyayı öğrenirsek umarım bir gün çocuklar bunu küçük yaştan öğrenirler. Belki Doğan kitaba da Cem Erciyes'e de bir buradan çağrı olsun. Yani bu kitap bence çok güzel resimli bir çocuk kitabı olabilir. Bir şeylerin kimyasını anlatabiliriz. Bir çizgi kitap haline getirilebilir bu kitaptan diye düşündüm. Bilgilendirici bir çocuk kitabı ya da işte bu aile sağlığı merkezlerine konulabilecek bir kitap bile olabilir. Şimdi bu gıda kimyası hakkında temel bilgi edinmek. Sonra ne neye etkiler? Buzdolabında domatesi salatalığı yan yana koymak bile bir şeye etkiliyor. Dedi ki bunlar birbirini geliştiriyor, etkiliyor. Biz onları ölmüş ve oraya konulan birer bitki, sebze, nesne. Meyve, nesne olarak görüyoruz ama öyle değiller. Hepsi birer organizma aslında. Bunu ilk önce bir kabul etmek, düşünmek, farkındalığına varmak lazım. İkincisi ne dedik? Geleneksel bilgiye güvenme. Yani evet bunlar çok önemli. Bize gelen şeyler var da bir kere toplum değişiyor, tarım değişiyor. Yediğimiz, içtiğimizin bilgisi değişti. Kitapta gördüm bitkisel, organik. Aman da çok iyi. Hani böyle sosyal medyada da yayılıyor ya. Yani bitkisel olan her şey iyi midir? İşte bitki çayında konuştuk. Ben şunu merak edeyim. Araya girip onu hemen sorayım. Bu bitki çaylarından bahsederken bir açıkta satılan bitki çayları var. Bir de paketliler var. Paketlilerde de aynı durum söz konusu mu acaba? Olabilir. Çünkü kontrole ilişkin hiçbir çalışmaya rastlamadım ben. Yani ben rastlamamış olabilirim ama yok. Yani alanı sürekli tarıyorum. Mesela bahsettiğim pirolizin alkaloidleri dinlemedi. Çiçekli bitkilerin %3'ünde var. Bu büyük bir popülasyon çünkü. Yüz binlerce farklı çeşit bitki var ve Türkiye'de botanik olarak baktım ben. Bu alkaloid yani toksik maddeyi üreten bitki hemen her coğrafi bölgede var. Ya mesela siz papatya toplarken aslında o alkaloidi içermeyen papatyayı değil de içeren papatyayı toplayabilirsiniz. Ya da kekik. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Dolayısıyla yapılacak şey şu. Burada hani genel öneri de bu. Uluslararası kurumların. Bu tip, çünkü çok tüketiliyor bunlar Nilay. Pandemide kekikle ilgili bir yazı yazdım Biyanet'e. Kekik suyu, kekik çayı, işte virüsleri öldürüyor, COVID hastalığına. Ya öyle bir şey yok yani. Çünkü kekik, hangi kekik? O kadar çok çeşit var ki. Yapılması gereken şey şudur. Tarım Bakanlığı'na bunu ben önerdim de yazıda. Yani dedik bakın bu alanda bir boşluk var. Biz bu tip ürünlerle ilgili mutlak surette polen dahil bu alkaloid içerip içermediğine ilişkin bir kontrol mekanizması kurmak zorundayız. Şimdi bu EFSA'da da tartışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de tartışmalar var. Ayırt edemiyoruz çünkü. O kadar yaygın ki. Son kontrol mekanizması önemli. Fakat daha kritik bir şey var. Onu mutlaka vurgulamalıyım. Polen bir insan yiyeceği değil. Her şeyi yemek zorunda değiliz. Polen böceklerin yiyeceğidir ya. Arı yiyecek onu. Arıya o alkaloidin zararı yok. Arı böcek. Biz memeliyiz. Her şeyi yemek, her şeyi metalaştırmak, her şeyi piyasa sistemine dahil etmek zorunda değiliz. Türkiye'de 8,5 milyon arı kovanı var. Arılar o kadar çalışkandır, öyle takıntılı canlılardır. Çiçekten çiçeğe polen toplayıp alana egemen olurlar. Biz arıcılığı bu kadar yaygınlaştırıp, peki ama doğadaki tek tozlaşma yapan, doğada çeşitliliği sağlayan canlı türü bal arısı değil ki. 200 bin tane uçucu böcek var farklı türde. Onların besinine de el koymuş oluyoruz biz. Böyle aşırı düzeyde polen topladığımızda. Adorno'nun bir sözüydü galiba. Bir meseleye bakarken en iyi büyüteç onu iyi görmemi sağlayan gözümüzdeki kıymıktır da. Ya bakış açımızdan hep bir rahatsızlık duyuyorlar. Acaba ya öyle mi gerçekten? Polen iyi, şöyle iyi, böyle iyi. Yani polenin iyi olduğunu söyleyen yayınların büyük bir çoğunluğu önerildiği miktarda günlük polen tüketildiğinde ve yediğimiz şeyin içerisinde pirolizin alkaloidi varsa ki olma ihtimali 3'te 1. Yani çok ciddi karaciğer hastalığına yakalanabiliriz bir süre sonra. Çocuklar için bu daha da büyük bir mesele.
her şey miktarla ve ölçüyle de çok önemli ya aslında. Ne kadarını tüketiyoruz? Tabii. Yani bu zehirlenme, kullanma mevzunda belki miktara dikkat etmeyi de söyleyebiliriz. Birlikte alışveriş yapmak belki önemli olabilir diye düşündüm. Şimdi biz hep market alışverişi konuştuk yani çocuk boyları ama ben anne babamla pazar alışverişinde neler öğrendiğimi düşünüyorum aslında. Böyle onun seçişinden, bakışından, o da çok öğretici olabilir. Birlikte mutfağa girmek, çocukları küçük yaşta mutfağa göstermek ve anlatmak. Ben Norveç'e gitmiştim. Oradaki eğitim sistemini anlatan da bir gezinin bir parçasına dahil olmuştum mesela. Çocuklar anaokulunda bayağı balık ayıklıyorlardı yani. Ya, bir kısmının ellerinde bıçaklar. Bizde vardır ya suya bu derken diye. Çocuklar orada yemek yapmayı öğreniyordu. Toksik kimyasalların şu açısından konuştuk. Bir kısmı zaten sulamayla topraktan o sebze meyvelerin içinde maalesef. Ovarak yıkamak belki biraz daha etkili. Akan su altında yıkamak belki biraz daha etkili. Sirke sandığım kadar etkili değilmiş. Soymak etkili olabilir ama o da lifler ve vitaminler açısından yararını gideriyor diyebiliriz. Pişirme ve pişirme yöntemleri etkili. Bunu konuştuk. Saklama yöntemleri, bunların doğru yapılması. Mesela domates salçası sosu yapılır ya, yazın yapılır, kışın kullanılır. Yapılır, kavanozları konulur, ondan sonra o kavanozlar ters çevrilir. Bizim evde asla ters çevirmiyoruz. Niye? Çünkü o kapakların içinde plastik var. O plastiğe o sıcak değmesin diye. Mesela ya bu da yeni keşfettiğim bir şey oldu. Yumurta mevzunu ben çok merak ederim. Vegan değilseniz çok kullanılan bir ürün. Son bir yazı yazmıştı, kitapta yok ama bilen. Yumurta yıkanmalı mıdır? Ben bunu çok merak ederdim. Yumurtayı da ben de katmış olayım. Hemen kullanacaksak belki yıkanabilir. Hemen kullanmayacaksak yıkamamak lazım diye öğrendim. Evet, doğru. Agroekoloji kavramına biraz öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Aslında agro tarım, ekoloji zaten kelimeden tahmin. Ekolojik tarım. Evet yani. Ekolojik tarım ve bunun paydaşlarını öğrenmek gerekiyor. Onun dışında da bunu birlikte düşüneceğiz. Toplumsal olarak bunu talep edeceğiz diye düşündüm ve özetleyebiliriz. Peki son iki soruma geçersem ben. Nasıl iyi gıda mühendisi olunur? Gıda ile ilgili bir insan olunur? Bir de nasıl iyi insan, nasıl bir iyi vatandaş olunur? Bunların hepsine bir arada cevap olabilir, ayrı ayrı olur. Evet, bir de Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? İkinci sorumu da biliyorsun. Evet. Hangi mesleği icra edersek edelim, bir mesleği iyi icra etmeyi birbiriyle çok yakından bağlantılı görüyor. İyi bir insan olmak başka bir şey, bir mesleği iyi yapmak başka bir şey değil. Yani benim hayatımda ya da baktığım noktada. Ama mesela iyi bir insan olmak nedir sorusunu düşündüğümde, Aristotelesçi bir iyi insan, erdemli insan bana uygun. Yani baştan bir prensibe bağlı, katı bir şekilde o prensibin izini süren değil, hayatında bütün eylemlerinde, kurduğu ilişkilerde iyi sonuçlar doğurmasını sağlayacak şekilde davranan insan. Bunu yeterince uzunca bir süre yapabildiğimizde, ya ömrümüz de uzun olursa, yaptığınız şeyler iyi görünüyor. Şimdi işin bir yönü bu. Dolayısıyla hani o ortak iyiyi aramaktan bence vazgeçmemek, iyi bir insan olmanın, bir mesleği iyi icra etmenin en önemli prensibi. Ama ortak iyi nedir sorusu tabii burada çok kritik. Yani ortak iyiyi ben sadece toplumun iyiliği, refahı açısından tanımlamıyorum. Yani özellikle geldiğimiz noktada mesela iyi bir gıda mühendisi olmak, iyi bir yurttaş olmak, bizi çepeçevre saran sorunlara gözümüzü kulağımızı açmakla çok ilintili. Yani ekolojik meseleler, biyolojik çeşitlilik kaybı, toksik madde kirliliği, biz bunları nihayetinde tabağımızdaki gıda güvenliği sorunu olarak fark ediyoruz. İşte tabağımızdaki kurşun çocuklara bize zarar veriyor. Evet, yani doğru. Ama o kurşun oraya bir yerden geliyor. Sulak alanların kirletilmesiyle geliyor. Madencilik yatırımlarının saçma sapanlığıyla geliyor, anlatabiliyor muyum? Atıklarla geliyor. Meseleyi bireyselde kamusala taşıyan bir bakış açısını ben bir mesleğin iyi icrasında çok önemli buluyorum. Yani iyi bir gıda mühendisi olmanın bence kritik noktası burası. Meseleyi bireysel değil, kamusal bir çerçeveden de ele alabilmek. Ben edebiyatın gücüne çok inanıyorum. Yani bu biraz naif gelebilir ama iyi bir edebiyat okuru olmak, insanı çok yontan tarafları var bunun. Üniversitede ders verirken soru sorardı öğrenciler. Hocam işte biz nasıl iyi gıda? Tam da sizin sorduğunuz soru. Ben de Dickens okuyun, Yaşar Kemal okuyun falan derdim. Böyle bir dururlardık. Hayatlarımız, diğer insanların, bizi çepeçevre saran dış dünyanın içindeki varlıklar hepsi bir örüntünün parçası işte. Ona yeryüzündeki hayat diyoruz. Oradaki meseleleri görmemizi ve iyi hikaye etmemizi sağlıyor edebiyat. Nasıl ortak bir yaşam mümkün?
Diğer soru. Başkalarının acılarına duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu böyle hani duyarlı olayım diye olunacak bir şey değil elbette. Onun da farkındayım. Hayat çok kıymetli bir şey. Bu hayatı sadece kendimiz için değil başkaları için de iyi ve yaşanılır kılmayı çok önemsiyorum ben. Hayatta başkaları var ya. Sadece başka insanlar değil başka canlılar da var. Yani ve bizim iyi bir hayat sürmemiz onların varlığına, esenliğine çok bağlı. Bu yani benim yanıtım bu. Ya birlikte iyiysek aslında iyiyiz. Gittikçe bencilleşiyoruz. Bütün dünyada böyle toplumlar daha bencilleşiyor. Daha bireysel düşünüyoruz. Bakmaya çalışıyoruz ama yanımızdakiler, arkadaşlarımız, yaşadığımız toplum iyi değilse biz de aslında iyi olamıyoruz. Hani başta bahsettin ya daha toplumsal düşünüyorduk. Daha toplumsal öğreniyorduk. Üniversitelerdeki dersler bile öyleydi diye. Bunu çok ben de düşünüyorum. Biraz daha belki birlikte olmayı düşünmek bile güzel bir yol olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Yani hem yazılar için hem bu öğretiler için hem de bu yayın için Şık ailesine de teşekkür etmek lazım belki de. Sizin isimler evet. De şahane. Devrim, Barış, Çınar. Şahane yani. Eksik olma. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Yaptığınız işte çok kıymetli buluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın.